Milli takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubunda son maçını İsviçre ile oynayacak. Milli takımımıza başarılar diliyorum. İlk iki maçımızda başarılı neticeler elde etmedik. Ama Dünya Şampiyonası elemelerinde milli takımımızın Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü takımlarına karşı nasıl futbol oynadığını, nasıl galip geldiğini gördük ve gurur duyduk. Futbolda bazen kaybedebilirsiniz. Ama iyi bir milli takımımız var, milli takımlarımız var birçok spor dalında. Ve futbol milli takımımızın da gerek önümüzdeki süreçte, dünya şampiyonasında ve diğer maçlarda genç, yeni, dinamik ekibiyle, başında da Şenol hocamız var, bizi gururlandıracak çok daha başarılara imza atacağına inanıyoruz. İyi gününde de, kötü gününde de milli takımımızın ve tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Evet, üçlü toplantımızı biraz önce gerçekleştirdik. Dün de her iki mevkidaşım ve kardeşimle, hem Hanif Atmar hem de Cevat Zarif'le ikili, ayrı ayrı ikili görüşmelerimizi de gerçekleştirdik. Bugün basın toplantımızdan sonra Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut kardeşimle de bir ikili görüşme gerçekleştireceğiz. Türkiye ilk defa Afganistan'a gitmiyor. Şu anda kararlı destek misyonu çatısı altında Türkiye Kabil'de çerçeve ülke, aynı zamanda Kabil Havaalanı'nın, uluslararası havaalanının güvenliği ve işletmesini üstlenmiş durumda. Ama bu NATO'nun biraz önce de söylediğim gibi kararlı destek misyonu çerçevesinde. Şimdi Amerika'nın çekilme kararıyla birlikte diğer müttefikler de çekiliyor ve kararlı destek misyonu sona eriyor. Bu havaalanının işletilmesi ve güvenliği Afganistan için çok önemli. Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı. Sadece Afganistan için değil, orada bulunan başta Türkiye olmak üzere tüm diplomatik misyonların kalması bakımından da önemli. Şimdi Türkiye olarak biz bu görevimizi, yani epeydir üstlendiğimiz ve üstlenmeye devam etme karar aldığımız yılbaşında bu görevi nasıl devam ettirebiliriz? Tek başına Türkiye'nin üstleneceği bir yükümlülük değil. Elbette önemli ülkelerden, müttefiklerden ama en başta da Afganistan'ın kendisinden desteğe ihtiyacımız var. Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor. Biz eskiden beri hep şunu söyledik. Afganistan'ın ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'ın yanında olacağız ve Afganistan'da olacağız. Bu sadece askeri güç olarak orada olacağız anlamına gelmiyor. Bugüne kadar kalkınma yardımlarımızda, çok önemli projelerle, eğitim çalışmalarımızda, misyonlarımızda, TİKA'mızda, tüm imkanlarımızda Afganistan'ın yanında olduk, Afganlı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu bizim Türkiye'nin, yani Türk milletinin ve ülkemizin anlayışıdır. Destek olmaya devam edeceğiz. Ama bu havaalanının bundan sonra güvenliği ve işletilmesi meselesi tabii ki bazı ülkelerin ve uluslararası toplumun desteğiyle ancak olabilir. İşte bunu biraz önce bahsettiğiniz ülkelerle görüşüyoruz. Ama Afganlarla en başta görüşüyoruz. Komşu ülkelerin de yapabileceği katkılar var. Mesela Türkiye, Afganistan, Pakistan üçlü mekanizmamız var. Ve Afganistan'da terörle mücadelede Pakistan'ın rolü çok önemlidir. Çünkü sınır komşu ve arada geçişkenlikler var ve her iki tarafı da etkileyen terör saldırıları oldu. Çok sayıda terör saldırıları oldu. Ve biraz önce üçlü toplantıda da bunları konuştuk. Bir taraftan terörle mücadele, diğer taraftan kaçak göçle mücadele ama aynı zamanda Afganistan'a nasıl destek verebileceğimize konuştuk. Üçlü bir formatta önümüzdeki fırsatlar nedir? Özellikle ulaşımla ilgili, bağlantısallıkla ilgili projeleri hayata nasıl geçirebiliriz? Enerji işbirliği vesaire önümüzdeki imkanları ve işbirliğini de değerlendirme fırsatımız oldu. Yani biz bu konuyu, süreci şu anda tüm aktörlerle başta Afganlar olmak üzere görüşüyoruz. Teşekkür ediyorum.
Sayın Bakanım, Sputnik Türkiye, Turan Salcı. Rusya Federasyonu Antalya'da yapılan incelemeler sonrasında 22 Haziran'dan itibaren Türkiye'ye olan uçuş yasaklarını kaldıracağını duyurdu. Bu konuya dair sizin değerlendirmeleriniz nelerdir? Turizme etkileri nasıl olur? Bir de Avrupalı diğer ülkelerden bir haber bekliyor muyuz bu konuda? Çok teşekkür ediyorum. Bu kararı olumlu karşıladığımızı söylemek isterim. Rusya Federasyonu Türkiye'de vaka sayısı yüksek olduğu dönemde uçuşları durdurma kararı almıştı ki rakamlar o zaman 60 bin civarındaydı. Aldığımız tedbirler, yani halkımızın yaşamından kısıtlama da yaptık. Yani kendi sağlığımız için yaptık. Ama aldığımız tedbirler ve vatandaşlarımızın da dayanışma içinde olmasıyla, kurallara riayet etmesiyle bu rakamlar 5 binlere düştü. Ve Türkiye'nin bu konudaki kapasitesi malum. Yani sağlıklı turizm konusunda Türkiye'nin aldığı tedbirler ve sertifikasyon süreci veya uygulamaları dünyaya örnek oldu. Geçen sene de çok sayıda salgına rağmen Rus turist Türkiye'ye geldi. 2 milyondan fazla. Ama bir önceki yıl 7 milyon civarında Rus turist Türkiye'ye gelmişti. Şimdi bu sene daha fazla, yani 2 milyondan çok daha fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Rus turistlerin en çok memnun olduğu destinasyon Türkiye'dir. Gerek Türkiye'de gerekse Rusya'da yapılan anketler bunu gösteriyor. O nedenle bu karardan tabii ki sektörümüz memnun olmuştur. Ama bir o kadar, en az o kadar, belki daha fazla da Rus turistler memnun olmuştur. Türkiye'ye gelmek için çünkü can atıyorlardı. Birçok tanıdığımız dostlardan biz de mesajlar aldık. Rus yönetimine söyleyin, izin versinler, biz Türkiye'ye geleceğiz. Benim de Alanya'da komşum var mesela, sadece turistler değil, ev almış, burada ailecek yaşayanlar da var. Onlardan da mesaj aldık, tanıdık dostlarımızdan da böyle mesajlar geldi. İnşallah bu işbirliğimizi, güvenli turizm konsepti konusundaki işbirliğimizi sadece Rusya ile değil diğer ülkelerle sürdürürüz. Geçen sene Almanya ile yaptığımız işbirliği de bir model oldu. Hem bizden hem Almanya'dan bunu öğrenmek için çok ülke bize ve onlara gittiler. Şimdi birçok ülke Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başladı. İşte İngiltere'de kendi içindeki sıkıntılardan dolayı, tekrar artmasından dolayı henüz daha bir karar almadı. Belçika gibi ülkeler almadı. Hollanda değerlendiriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı liderlerle ikili görüşmesinde bu konular gündeme geldi. Ve biz Fransa'ya örneğin benim ziyaretimden sonra bu transit yolcularla ilgili aldığımız tedbirler konusunda ne istiyorsanız bilgileri verelim dedik. Bilgileri gönderdik. Onlar da Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardılar. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.